Ocalı katliamının 23. yılında Türkiye dünyanın görmezden geldiği bu katliamı yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerinin acısını yüreğinde hissediyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde de Ocalı katliamı sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda Ocalı katliamının dünya kamuoyu tarafından görmezden gelinmesine duyulan tepki öne çıktı. 26 Şubat 1992. Ermeniler Dağlı Karabağ'da tarihin en büyük katliamlarından birini gerçekleştirdi. Çoluk çocuk demeden bir gecede 613 sivil hunharca öldürüldü. Türkiye'deki anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hocalı Katliamı Sempozyumu düzenledi. Katliamın tanığı Azerbaycan milletvekili Melahat İbrahim kızı da duygularını paylaştı. Hocamız soykırımı, Karabağ işgali, Karabağ sorunu Türkiye-Azerbaycan'ın ortak problemidir. Biz bunu ne zamana kadar konuşacak? Yani yine de bugün ayın 24'ü, hocamız soykırımı bir küçük gün kalmıştır. Ne kadar ki dünya içtimaiyeti, ne kadar ki dünya insanı, ne kadar ki dünya hukuku buna uygun kıymet vermemiş. Hocalı soykırımını, katliamını töreden insanlar öz cezasını almamış. Biz o kadar konuşacağız. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Mehmet Bulut da Hocalı katliamının görmezden gelinmesine tepki gösterdi. Bildiğiniz gibi yani 1915 yılının bu yıl işte 100. yıl dönümü vesilesiyle birçok programlar yapılıyor dünyada. Ama bizim çok daha yakın zamanda 92 yılında bu yaşanan hadise pek gündeme getirilmiyor açıkçası. Burada tabii bu lobilerin yani Türkiye'nin aleyhindeki lobilerin dünyadaki bu etkinliğiyle alakalı bir şey. Hocalı katliamında yaşanan dehşeti anlatan fotoğraflarsa 26 Şubat'ta Sultanahmet'te sergilenecek. Bir orada insanların yaşadığı facia, bir aileden 5 kişinin öldürülmesi, bir çocuğun gözün karşısında annesinin babasının ağaca bağlanarak yandırılması, akrabalarının bir demir borunun içine sarılarak kapatılması ve onun içinde yandırılması kimi dehşetli fotolar, resimler həmin sərgidə öz əksini tapacak.